Welcome to my little tea house. Oh, thank you very much. Hoş geldiniz diyor değerli seyirciler Wing Chi Bey. Bir sürü farklı çay türünü de burada görüyoruz. Batılıların siyah çay dedikleri çaya Çinliler kırmızı çay diyorlar. Oolong tea dediğimiz çayı demleyecek. Hong Kong kültüründe değerli seyirciler çayın ayrı bir önemi var. Biz de bir çay evindeyiz şu anda. Lok Cha çay evindeyiz. 25 yıldır geçmiş olan bir çay evi burası. Ve yanımızda da çay evinin sahibi var. Wing Chi Bey. Mr. Hello. Wing Chi. Nice to meet you. Nice to meet you too. How is it going with you? Thank you. We are so happy to meet you. Yeah. Welcome to my little tea house. Oh, thank you very much. Hoş geldiniz diyor değerli seyirciler Wing Chi Bey. Bize bir çay seremonisi yapacak kendisi. Çay deyip geçmeyin değerli seyirciler. Burada çay demleme, bizim çay demleme usullerinden oldukça farklı ve bir sürü farklı çay türünü de burada görüyoruz. Bu arada şu bilgiyi de vermiş olalım. Wing Chi Bey 30 yıl aşkındır ben bu işle uğraşıyorum diyor. Yani 25 yıldır bu çay evini yürütüyormuş ama 30 yılı aşkın bu çay işiyle uğraşıyorum diyor. Farklı çay türlerini biz burada görüyoruz. Burada tabii demleme usulünü biraz sonra göreceğiz ama ilk önce ben farklı çay türlerini size tanıtayım. Bu yeşil çay hiç fermantasyona uğramamış bir çay bu değerli seyirciler. Bu oolong tea dediğimiz farklı bir çay türü. Bu yarı fermantasyon olmuş. Bu da bizim bildiğimiz siyah çay, tam fermantasyona uğramış bir çay. Buna değerli seyirciler Batılıların siyah çay dedikleri çaya Çinliler kırmızı çay diyorlar. You call it red tea. We call it red tea in Asia. Okay. English people or the Westerners call black tea. Yani İngilizlerin, Avrupalıların, Batılıların siyah çay dedikleri çaya biz diyor kırmızı çay diyoruz diyorlar. Gördüğünüz gibi burada bu çayın ismi değişmiş. Burada beyaz çayı görüyoruz. Beyaz çay diyorlar. Çünkü rengi hafif böyle sarı. Buna this is yellow tea. Yellow tea, yeah. Sarı çay diyorlar değerli seyirciler. Burada da Çinlilerin siyah çay dedikleri, Çin çayı bu, siyah çay diyorlar. Bu da oldukça sert çaylardan bir tanesi. Değerli seyirciler şu anda bize Wing Chi Bey oolong tea dediğimiz çayı demleyecek. So you'll be doing oolong tea now, right? Yes, this is what we call the Kung Fu tea in Asia, in China. Kung Fu tea? Kung Fu tea. Biz diyor... This is not Jackie Chan, but means okay. Very critical, very high standard of craftsmanship. Oh, okay. Değerli seyirciler, burada biz Kung Fu tea diyoruz bu çaya diyor. Kung Fu çayı diyorlarmış. Ama genel ismi oolong tea olarak adlandırılıyor. Bu da sert bir çaymış. Wing Chi Bey, niçin böyle küçük küçük demlikler kullanıyorsunuz dedim. Diyor ki bu oolong çayını tutturabilmek öyle kolay değil diyor. Yani bunu yapmak öyle kolay bir hadise değil diyor. Çok fazla eğer demlersek o tadı tutturamayabiliriz. Çünkü bunun demleme usulleri var. Suyun sıcaklığının bile belli bir derecede olması gerekiyor. So how hot should be this? What is the degree? For this oolong tea, right. We have many kinds of oolong. As okay. You mentioned, okay. It's about 80 to 90. Değerli seyirciler 80-90 derece olması gerekiyormuş suyun sıcaklığının. Yani çay demleme deyip geçmeyin. Oolong çayını demlemek için 80-90 derecede bir su olması gerekiyor tutturabilmek için. Yeşil çayda bu it is like 70 right? 70, yeah. 70 derece olması 70. gerekiyor değerli seyirciler yeşil çayda. Siyah çayda ise yani Batılıların siyah çay dedikleri çayda da suyun derecesinin 100 derece olması gerekiyor. Yani tam kaynamış olması gerekiyor. Bakalım Wing Chi Bey nasıl demleyecek. Please go ahead. Okay. We'll be waiting for you now. Okay. Burada da sıcak sularımız var değerli seyirciler. Çaydanlıklarda
Sıcak sularımız. Evet. So for making the Kung Fu tea, okay, we use a very small teapot. And actually this one is a very elegant teapot. This is gold. And then this clay is a special clay. Okay. In China called Yixing. Oh, okay. Değerli seyirciler, kilden yapılma özel bir demlik bu diyor ve üzerinde de demlik deyip geçmeyin diyor. Üzerinde de buralar altınmış. Şu sarı gördüğünüz yerde this part is only gold or this part too? Mm-hmm. Also this one. This one is as well? Also gold, yeah. Evet, bu sarı gördüğümüz kısımlar değerli seyirciler tamamen altınmış ve kil de Çin'de olan bir kilmiş. Because this is a very valuable and collectibles. So çok değerli bir demlikmiş değerli seyirciler. So in the history, okay, it is so expensive. So people, tarihte çok pahalı bu diyor. Will make the gold to protect them. Oh, okay. For protection. Okay. Yeah. Very nice. Especially in Thailand and also in Europe. Oh, I yeah. see. So they use some gold to protect the rim because it is very very fragile. Oh. Evet. Yeah. And also we use a very very thin teacup. Yeah. So this is a new design. Very thin. Yeah, very thin. Very thin. Okay. Yeah. Çok ince böyle değerli seyirciler fincanlar diyelim artık kullanıyorlar çay içerlerken. Niçin değerli seyirciler bazı parçalarının altın olduğunu sordum. Bu kil demliğin kırılmaması için böyle bir yol denemişler. Biz de şu anda Wing Chi Bey'i takip edeceğiz. Okay, please go ahead now. First of all, okay, we test the temperature. So yeah. This is about 90. About 90. Yeah. Şu anda suyumuz değerli seyirciler 90 dereceymiş. We warm up the teapot first. İkinci diyor, demliği şöyle bir ısıtacağız diyor değerli seyirciler. And then we also warm up the lid. Aynı zamanda fincanları da ısıtacağız. Demlik kapağını da biraz ılıtacağız diyor. Biraz önce ifade ettiğim gibi oolong çayını bize yapacak. Kung Fu çayı diyorlar kendi dillerinde. Asya'da bunun adı Kung Fu çayıymış. Evet. İlginç bir düzenek var gördüğünüz gibi. Evet. Bu çay çok ağır, sert bir çaymış. Biz de merak ediyoruz tadı nasıl olacak diye. Bizim çaylarımıza benzemiyor değerli seyirciler. Evet, oolong çayını demliğe doldurdu. Tabii demlik çok küçük. Evet, ifade ettiğim gibi çok böyle güçlü, çok ağır bir çay diyor. Bir sürü çay yaprağı koydum değil mi diye bana söylüyor. Evet, hakikaten doldurdu. And then I boil the water slowly. Yani yavaş yavaş koyuyorum diyor demliğe. Demliğin dışına da döküyor ki değerli seyirciler demlik de ısınsın diye. Evet, gördüğünüz gibi demliği doldurdu. Zaten demlik küçücük bir demlik. Evet, bu arada Wing Chi klasik Çinli değerli seyirciler. Yani sakallarıyla. And then wash it quickly. Hakikaten tam bir Çinli Wing Chi Bey. Vallahi değerli seyirciler böyle bir çay demleme hayatımızda hiç görmedik. Yani bizim çay demlemelere göre oldukça farklı bir çay demleme olayına şu anda şahit oluyoruz. Evet, azar azar. İlk önce sıcak suyu doldurmuştu zaten kaplara. Onun üzerine biraz biraz evet demlenmiş çayı döküyor. 70 derece sıcaklıktaki demlenmiş çayı döküyor. Okay. Okay. So we wait a little bit. Okay. Is that the one that you are going to drink? No. Okay. Wash the tea once. Oh, okay. That's not the one. Yeah, we do not drink this. Okay. Değerli seyirciler dedim ki biz bunu mu içeceğiz şimdi? Değil dedi. Sadece biz şu anda çayı dedi yıkadık. Because evet. The tea leaf is very dry. Okay. So we should give them some water. Okay. Some heat so it can open up. Okay. Değerli seyirciler, kuru olduğu için diyor çay yaprağı. İlk önce biz onu ıslattık.
Dolayısıyla çay yaprağı şu anda yavaş yavaş açılacak diyor. Onu ılıttık. Daha böyle artık çay kendi rengini verecek hale gelmeye başladı. Şu anda biz daha doğrusu ısınma turlarındaymışız. You can smell the aroma now. Şu anda aromasını filan kokuyu hissediyorsunuzdur diyor. Evet. Hadi çay içelim diyemiyorsunuz yani değerli seyirciler Hong Kong'da. Bunun bir sürü prosedürü var. İlk önce çay yapraklarını bir sudan geçiriyorsunuz. Bir ılıtıyorsunuz, ısındırıyorsunuz. So the tea is near ready. Evet, kapları bir ısıtıyorsunuz, ılıtıyorsunuz. And then the cup is very hot now. Şu anda fincanlar gerçekten diyor oldukça sıcak diyor değerli seyirciler. Tekrar doldurmaya başladı. Bakalım bu sefer içecek miyiz? So is that the one that we are going to drink now? Yeah. Evet, bunu içecekmişiz değerli seyirciler. Nihayet Oolong çayına ulaşmak üzereyiz. Wing Chi Bey yavaş yavaş dudak paylarını da bırakarak doldurmaya başladı. Evet, 3 tane. So what is important, we have to empty all the water out by shaking the teapot. Okay. İyice diyor, sallıyoruz ki bütün su boşalsın diyor değerli seyirciler. Evet, 3 fincana koydu. So please enjoy. Okay, şu anda diyor lütfen için diyor değerli seyirciler. Evet, hayatımızda ilk defa Oolong çayını tadacağız. So a little tip to you, how to drink like an expert. Okay, please, please go ahead. Uzman olarak kendisi bunun nasıl içileceğini de gösterecekmiş. Yani olay sadece demlemeyle kalmadı değerli seyirciler. Bir de işin içerisinde nasıl içileceği de var. Kolay değil çay içmek Hong Kong'da. First, you use your thumb and your middle finger to hold the rim. Oh, yeah. Okay, like this. Tam fincanımın üç tarafından değerli seyirciler bu şekilde tutacakmışım. This is very hot, huh? Çünkü diyor alt tarafı oldukça sıcak bunun diyor değerli seyirciler. And then the ring finger at the bottom. Evet, en alt böyle yani yüzük parmağınız da diyor bunun altına koyun ki düşmesin diyor. Öyle kolay bir hadise değil diyor değerli seyirciler. Evet, elimizi inşallah yakmayız. And then this finger to hide your lips from your... Oh, okay. Şöyle elimiz biraz yandı. We don't want other people look at your lips when drinking. So this one to hide your lips. Okay. Oh. And before you drink. It's for hiding then. For hiding the lips. Evet değerli seyirciler gördüğünüz gibi yani böyle tutuyorsunuz iki parmağınızla. Yeah. Diğer yüzük parmağınızı altına koyuyorsunuz. Üstünde de üst parmağınızı koyuyorsunuz ki işaret parmağınızı insanlar içerken ağzınızı görmesinler diyeymiş. Gizliyorsunuz yani dudağınızı gizliyorsunuz. Öyle de bir nezaket var değerli seyirciler. Yani sadece çay içme olayı deyip geçmeyin. Bunun bir sürü sırları, bir sürü gizemleri var. Okay. Before you drink, smell. İlk önce diyor, çay içmeden önce şöyle bir koklayacaksınız diyor değerli seyirciler. Just like wine, you smell it. But for wine, you can stick your nose there. Evet, insanlar diyor... It's too hot, yeah. So like this. Evet, ilk önce şöyle bunu güzel bir koklarlar diyor değerli seyirciler. Aromasını içinize bir çekin diyor. So for this smoke, çay içene kadar yorulduk değerli seyirciler. Yani evet, yani Çin çayını içene kadar hakikaten yorulduk. For this small cup, we drink in 3 sips, 3 mouthfuls. Again? For this small cup, we drink in 3 sips. Oh, okay. The first time is just a little. Okay. So to test the temperature, and also to let the fragrance and taste into your palate. Okay. So just a little bit for the first sip. Okay. Evet, değerli seyirciler, şöyle bir ağzınızda dolaştırıyorsunuz, adı bir hissediyorsunuz. İlk yudumda diyor, 3 yudum alacakmışız. And then the second sip is the major one. So drink most of the water. Oo, ikinci yudum, değerli seyirciler, ikinci böyle çayı çekme çok önemli bir yudum olayıymış. Çayın çoğunluğunu içecekmişiz. Evet. Değerli seyirciler. Bismillah. Mouth for a second and then swallow. You can keep it in your mouth. Okay, yani ağzımızın içinde bir müddet tutacakmışız onu. For a second before you swallow. That's very good. Evet, asıl yani çayı bitirdiğiniz ikinci böyle yudumda değerli seyirciler
ilk önce gezdiriyorsunuz bir ağzınızda. Hakikaten ağır bir çay, sert bir çay, bunu hissediyorsunuz. Yani dilimizi, damağımızı buruş buruş yaptı. And then for the last sip, but I feel that this is a very strong tea. Yeah, it's do. It, yeah. It does. It's a strong tea. Yeah. Gerçekten diyor, güçlü bir çay, ağır bir çay diyor. And then the last sip, we try to drink all the water and keep the evet. Thirst here. Yani seyirciler son böyle içmedeyse diyor, artık bütün hepsini bitiriyoruz. Yani 3 yudumda bu fincandaki bütün çayları bitirmek durumundasınız. Evet, ben de 3. yudumda bitirmeye çalışacağım. Wing Chi Bey'in söylediğine göre. And then we smell again. Evet, daha bitmedi işimiz. Şöyle bir de kokluyormuşuz. Evet, hem çayın aroması şu anda ağzımızda var değerli seyirciler, hem fincanda kalan çayda şöyle bir kokluyoruz. Evet, şöyle. Nazik bir şekilde de Wing Chi Bey aldı elimizden. Thank you very much. And one more. Okay, daha bitmemiş değerli seyirciler. And for the Chinese tea, okay. Because it's a whole leaf tea, it is. You make 5 times. Okay. Same dosage. 5 times. Times. At least. For the same leaves. Yeah, for the same leaves. Okay. Yeah. Değerli seyirciler, Wing Chi Bey'in ifadesine göre aynı demlikten siz 5 defa bu şekilde çay alabiliyor musunuz? Zaten demlik oldukça küçük olduğu için hakikaten bundan 5 defa çay çıkar. Yani 5 defa şu 3 tane fincanı çok rahat bir şekilde doldurur. So this cup is very, I guess, interesting. Mm-hmm. So there is a, I guess, this is a glass or something, you know? Yeah, something like that. Okay. We call the glaze. Oh, glaze. Very thin, huh? Very thin. Okay. So actually, this is a very thin body. Okay. And then we use an instrument to make the hole by hand. Okay. Yeah. So to make the pattern. And then we put it into some kind of glaze. Okay. To cover it. And then fire to 1,300 degrees centigrade. 100 and? 300. 1,300 degree centigrade. And then become the glaze is transparent. Evet, değerli seyirciler, hakikaten bu fincanlar da sıra dışı fincanlar. İlk önce bu fincanı elde ettikten sonra bu kısımlarını tamamen deliyorlarmış. Deldikten sonra da özel bir kile batırıyorlar. İşte bu gördüğümüz saydam gibi buraları, gördüğünüz gibi. Kile batırdıktan sonra da 1300 santigrat derecede tekrar fırınlıyorlarmış. Gördüğünüz gibi işte bu saydam kısımlar o fırınlamadan sonra elde ediliyor. Yani kile şöyle bir daldırıyorlar. Daldırdıktan sonra bu saydam kısımlar elde ediliyor. Ve ondan sonra da insanlar bu çay seremonilerinde bu fincanları kullanıyorlar. Evet, burası bir çay evi, ifade ettiğimiz gibi insanlar Hong Kongluların nasıl çay içtiğini işte bu çay evlerinde görmüş oluyorlar. Geliyorlar bu çay evlerine ve bu çay evlerinde, Lok Cha gibi çay evlerinde değerli seyirciler, çaylarını tadıyorlar ve böylece Hong Kong çayı, Çin çayı nasılmış bunu yerinde görüyorlar. Wing Chi, Hong Kong'daki en usta çaycılardan bir tanesi, bu işin uzmanlarından bir tanesi değerli seyirciler. Ve kendisi bizzat çay evinin sahibi olarak bu çay demleme olayı nasıl yapılıyormuş bize anlattı. Thank you very much again. Biraz önce ifade ettiğim gibi geleneksel bir Çinli zaten. Oturuşuyla, kalkışıyla, geleneksel elbiseleriyle. You have beard as well. I'm getting old. Sakalınız da böyle geleneksel Çinli sakalını andırıyor dedim. Değerli seyirciler, yaşlanıyoruz dedi. In the tea world, yeah. I'm still young. Diyor ki ben çay dünyasında, evet yani zaman geçiyor, yaşlanıyoruz ama çay dünyasında ben diyor gencim diyor. Because tea can make you long life. The Chinese expert of oolong tea. Okay. This year he is 106 years old. 106 years old? Yes. Oh, interesting. Diyor ki değerli seyirciler, çay gerçekten insanı uzun yaşatıyor diyor. Tabii uzun yaşatan Allah, çay onun bir vesilesi. Çinliler böyle inanıyorlar. Yani çayın kendilerini daha uzun yaşattığına inanıyorlar. Bizim diyor çay uzmanlarımızdan bir tanesi şu anda diyor 106 yaşında. So he drinks lots of tea then. Lots of tea. Yeah. So actually in China, okay. The character cha, okay. Composed of 20 and 88. So when we say you have a life of tea, that means you are 108 years old.
Oh, interesting. Yeah. Evet. Cha ifadesi, cha karakteri Çince'de değerli seyirciler diyor. Yani bir uzun yaşama hadisesini anlatıyor. Yani bu şu demek. 108 yıl. Siz yaşayabilirsiniz diyor. Bunu da buradan ifade etmiş olalım. Evet. Thank you very much again. So drink more tea. Enjoy a long life. Diyor ki değerli seyirciler, çok çay iç diyor ve uzun yaşa diyor. Bu şekilde de ifade etmiş oluyor Wing Chi. Evet. Hong Kong'dan bir çay seremonisini bizler için görüntüledik. Wing Chi Bey, çay bizim milli içeceğimiz diyor. Oolong çayı aynı zamanda pahalı bir çay. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Aynı zamanda lütfen bildirimlerinizi de açınız değerli seyirciler. Çünkü bu şekilde her yeni bölümden çok rahat bir şekilde haberdar olabilirsiniz.